geldim. Yüz versen bir daha yapmaz. Anladım, sen gaz veriyorsun yani. Anladım seni ben. Peki efendim, şimdi nasıl yapıyoruz bu filiyi? Efendim, kim yardım ediyor size bugün? Bize Hüsniye arkadaşım. Arkadaşınız, evet. Hüsniye Hanım yardım ediyor. Evet. Hüsniye Hanım, siz de yapıyor musunuz efendim bunu? Siz yeriniz bir daha verin efendim filiğinden. Pahona. Ne? Pahona. Pahona derken? Evet. Pahona evet demek mi? Tabii, hayır. Hayır mı, evet mi? Yiyoruz. Başka başka Pırtışya'da ben anlamıyorum ki ne diyordun. Türkçe konuşmasını bilmiyor. Öyle mi? Evet, hep Arnavutça konuştuğu için. Aa, merhaba. Nasılsın? Merhaba. Lezzet amcısı. Mir şom. Mir şom. Şom bir. Şom şom az. Ne? Ne dedin? Çok güzel. Ha, lezzet amcısı ne demek? Evet. Şom mir. Şom mir. Şom mir. Şom mir. Evet. Şom mir kamir. Şom mir. Mir mir. Verir misin orada? Evet. Ne yaptık şimdi efendim? Ne döktük? Tuzumuzu kattık. Tuz döktük. Su dökeceğiz. Suyumuzu dökeceğiz. Sonra. Mir. Gerimcan yok, bu kadar orada. Küçülmüyor daha, bu kadar. Ne diyor? Küçüldü diyor. Mir küçüre. Mir çile pırtaya. Peki şimdi bunu suyla tuzu karıştırdık. Yağ orada eritiyoruz. Sonra evet, ne yapacağız? Evet. Karıştıracağız. Un mu koyacağız bir de içine? Evet. İçine un katacağız. İçine un koyuyoruz. Evet. Fedin koyuyoruz fedin içine. Fedin ayı çi komi çitmeyil. Ne ne komi çika? Hı komi çitmeyil. Bir daha. Volt tane her. Ne oluyor, ben hiçbir şey anlamıyorum ki, ne güzel aranızda konuşuyorsun. Kötü bir şey söylemiyorsunuz değil mi abla benim hakkımda? He? Peki bu onu karıştırdıktan sonra ne yapacağız ablacığım? Yağ da erimiş şimdi, olacak. Şimdi evet dur. Sen karıştır bunu üstüne. Sen karıştır üstüne, nasıl anladın Türkçe bilmiyorsa? Pışık. Anlıyor ya. O kadar arada anlıyor galiba. Benimki de evet. Anlamıyor galiba. Şimdi abla sen bunu ne kadar zamanda bitireceksin? Bir saatte biter. Bir saatte biterse evet. Ben o zaman hemen diğer yemeklerin yanına gideyim. Ben bir saatte senin burada yanında kalırsam tortuk mortuk. Ha. Yemeklere şey olacak. Hemen sen devam et abla. Tamam. Ben tamam. Gidiyorum. Tamam. Odamı oraya tamam, da odaya hadi. Da giderim. Oraya da hadi. Şey yapma yani sen. Oradan gidiyorum şuradan hadi yan. Hadi purnemi oraya atayım. Purnemi oraya. Kompera. Arnavut mutfağı deyince akla filiye gelir. Kaşık kaşık tepsiye dizdikleri hamurları tek tek sacın altında pişiriyorlar. Zahmetli bir iş olduğu belli. Bu sebeple de her zaman yapılamazmış. Her defasında sacı indir kaldır. Arnavut inadı gerekir doğrusu. Fatma ablanın yardımcısı Arnavutça dışında dil bilmeyince ben pek anlaşamadım. Ama bakalım ikisi anlaşıp yarışmaya güzel bir yemek sunabilecekler mi? Şimdi de Cevahir teyzemizin yanına bir gidelim bakalım. Cevahir teyzemiz acaba ne yapacaktı burada? Şey yapıyorduk değil mi? Cevahir teyze bizim yemek neydi? Bizim yemek mişoriz. Mişoriz bilirim evet. Ben mişoriz çok lezzetli, çok doyurucu bir yemek. Evet. Sen niye mişorizi seçtin bugün yarışmada yapmak için? Bunu seçtim ben de. Çok mu iyi yaparsın bunu? Yaparız. Cevahir teyzem yaş kaç sormasaydın? Yaş 62. 40 senedir, 50 senedir evet. Her gün yemek yapar mısın? Yaparız canım. Peki şimdi nasıl yapıyoruz bunu Cevahir teyzem? Şimdi soğanını soyuyorum. Tamam. Doğruyorum, kavuruyorum. Tamam. Salçasını koyuyorum. Ne salçası o? Biber salçası. Acı mı olacak salçası? Yok. Normal. Ya normal. Acı isteyen acı tatlı kullanabilir. Tatlı olanı tatlı kullanabilir. Canı ne isterse. Tabii canım. Tamam peki. Evet. Pirincimizi yıkadık. Evet. Tepsiye yaydık. Evet. Onları pişirmiyoruz değil mi? Öyle çiğ çiğ duruyor evet, şimdi. Evet. Aha. Peki soğanı bunu soğanı salçayla beraber kavurduk. Evet. Sonra soğanı salçayı kavuruyoruz. Bunu karıştırıyoruz. Tamam. Evet. Sonra etini diziyoruz. Suyunu koyuyoruz içine ve de fırına veriyoruz. Ondan sonra da evlere paket evet, baget servis. Evet. Sonra servis yapıyoruz. Peki. O zaman hemen başlayın yapın teyzeciğim. Hiç vakit kaybetmeden tamam. Ben şurada tatlı var ona da bir bakayım. Olacağım. Bakalım oldu. Yarışmada ne olacak hep birlikte oldu, göreceğiz. Oldu. Cevahir teyze mişoriz yapıyor. O mişoriz diyor demesine de bu bildiğimiz etli pilav değil mi? Arnavutlar etli pilava soğan salça ekleyince mişoriz oluyormuş. Bakalım anlatıldığı kadar lezzetli olacak mı? Necmi ablacığım. Buyurun hoş geldiniz. Ne tatlısı yapıyordunuz siz şimdi burada? Tespişte tatlısı. Tespişte tatlısı. Evet. Nasıl bir tatlı ki o tespişte? Arnavutlara özel evet, bir tatlı. Evet. Ne yani tespişlerin bir anlamı var mı yoksa tespişsin bir an evvel pişsin anlamında mı bu? Artık bilemiyorum eskiden niye demişler öyle bilemiyorum. Öyle peki nasıl yapılıyor bu tespişte tatlısı? İşte iki tane yumurta, bir çay bardağı yoğurt, yoğurdumuz burada, bir çay bardağı yağ, bir fincan ekmek, bir tepsilik oluyor.
Bir tepsilik oluyor. Evet, bir tepsilik. Peki bu tatlı yani görünüş itibariyle nasıl? Böyle işte revani gibi şişiyor mu? Efendim söyleyeyim tulumba gibi böyle küçük mü oluyor? Yuvarlak yapıyoruz. Yuvarlak oluyor. Evet. Şekerpare gibi mi oluyor? Evet, şekerpare. Bu tespihte tatlısını yaparken Necmi ablacığım size kim yardım ediyor bugün? Eltim Emine abla. Eltiniz yardım evet. ediyor. O ne güzel eltiyle berabersiniz. Nasılsınız? Güzel. İyi, sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz seviyor musunuz Necmi ablanın yaptığı tatlıları? Severim. Götürüyor musunuz böyle lüküp? Hem de nasıl? Yani diyorsunuz ki Necmi ablanın tatlıyla bu yarışmada birinci olma şansı bir ayrı fazla mı diyorsunuz yani? Peki bu ne kadar zamanda oluyor efendim? Tabii bir saatin içinde olur. Bir saatin içerisinde evet, bütün tatlıyı olur. Bitiriyorsunuz. Olur. Bu soğuk mu yeniyor sıcak mı? Soğuk. Soğuk yeniyor. Soğuk. Son sırada Necmiye ablanın Arnavut tatlısı tespiş de var. Mesela aniden misafirler geliyor. Evde de ikram edecek bir şey yok. Tezelden bir tatlı yapıyorsun. Hemen pişiriyorsun. Adına da tespiş de diyorsun. Şimdi hanımlar, süreniz devam ediyor. Yemek yapmanız için 2 saatiniz vardı. Kaldı neredeyse 1,5 saat. Onun için hızlı bir şekilde yemeklerinizi yapın. Yemekler biter bitmez yarışmaya başlayacağız. 2 saat olmasına gerek kalmadan da bitirebilirsiniz. Haydi bakalım kolay gelsin. Ben de müsaade ederseniz şöyle köyü bir dolaşayım, etrafı bir dolaşayım, bir geleyim bakayım. Ablacığım boş durma, boş durma. Ben ateşe koyun onu. Öyle bekleyerek olmaz ki bu işler. Yarışmacılar yemeklerini yapa dursun. Ben de köyün içlerini gezeyim. Ne var, ne yok bakınayım değil mi? Şu tepede amcalar oturmuşlar, sohbete dalmışlar. Beni de dahil ederler mi acaba sohbetlerini? Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır abi, böyle toplanmışsınız burada? Valla oturun. Merhabalar, hoş bulduk. Sohbet edin. Gel, gelsene. Eyvallah. Gel. Nasılsınız efendim? Valla iyiyiz, siz nasılsınız? İyidir valla, biz de yemek yarışması yapıyorduk şurada hanımlarla. Duymadınız mı siz ha? Anons yaptılar, duymadınız mı yarışmayı? Duydum, çok güzel. İsim ne abicim? Nuri Kaya. Nuri abi. Ne konuşuyordunuz Mısırsız? Valla şimdi biz Arnavutça konuşuyoruz. Arnavutça mı konuşuyordunuz? Evet, Arnavutça. Ya bu Arnavutça konuşuyorlar bazı hanımlar da. Bana bir şey mi diyorlar anlamıyorum ben şimdi. Tam bazı şeyleri bilmiyorum yani. Lan sen biliyor musun abi Arnavutça'yı? Biliyoruz ha. Her şeyini. Her şeyini. Lezzet avcısı ne demek Arnavutça'da? Lezzet? Avcısı. Çok neyi? Avcı ne demek? Avcı... Jator demek yani. Mir Jator. Mir Jator demek, avcı demek, Jator demek. Jator, Mir Jator. Vay canına. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz böyle normal zamanda da böyle kendi aranızda hani unutmamak için falan böyle Arnavutça konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz. Devamlı bizim köyde hepsi olduğu gibi Arnavuttur. Öyle mi? Yani yabancı yok. Öyle bir, mi? Bir öğretmenle bir hocam, imam bir hocası öğretmen, oluyor. İmam yabancı. Yoksa... Çoban da var. Üç kişi, koskoca köyde üç kişi, herkes Arnavut yani. Hep Arnavut, hep. Vaktin kalmadı, yarışma başlıyor ne demek? Valla vakt, somet, mu... Somet, lopet, hepsi olur. Lopet, somet... Somet yani. Somet, hiç, nidakik. Nidakik. O bitiriz. Lavada aldık. Orada ablalarımız yemek yapıyor. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bu soğukta daha fazla üşümeyin. Hep beraber kalkalım, yemeğe gidelim bence. Gidelim. Gidelim, yarışmaya gidelim. Haydi buyurun. Hadi, hadi buyurun. Hadi gidelim. Mir Mirde amcam, köyün imamı ve bir öğretmen. Tabii ki ben de içlerinde. Bu dili bilmeyen 4 kişi. Bu dil bize biraz ağır geldi. Yarışmacılar ve jüri üyeleri masalarında yerlerini almışlar. Herkes heyecanlı. Bakalım köyün en güzel lezzeti hangisi olacak? Evet, ablalar çok heyecanlı. Bir an evvel yemekleri getirmek istiyorlar. Bir an evvel tadına bakılsın istiyorlar. 4 tane jüriyemiz var efendim. Maşallah jürilerimizin hepsi de hanımefendi, hepsi de genç. Genç damak tatları dolayısıyla tecrübeli ama genç olan damak tatlarıyla yemeklerin puanlarını verecekler. Şimdi efendim siz kardeş misiniz? Hayırdır böyle aynı başınızdaki şeyler, oyalar? Kardeş, hala gelinim. Hala gelini. Hala dayı mı? Hala dayı gelinleri. Hala dayı gelinleri. Evet. Dedi efendim, moda mıdır bu böyle aynı siz gibi oyalar? Arnavut sembolü bunlar. Öyle mi? Nedir evet. Onun adı? Bu? Düğmeli. Düğmeli oyası. Düğmeli. Ben... Bu İzmir oyası. İzmir oyası. Evet. Çiçeği yani. Çizme. Sizde niye yok efendim oya? Evliler takar sadece, kullanır onu. Öyle mi? Evet. Ha, adet öyle midir yani? Evliler evet. Oyalı takar. Evet. Evet. Genç kızlar, evli olmayanlar takmıyorlar. Evet. Peki. Efendim demek ki böyle bir şey daha öğrenmiş oldum ben de. Şimdi efendim öğreneceğimiz bir şey daha var ki o da yemeklerin tadına baktıktan sonra kimin birinci olacağı. Öncelikle 4 jüriyemize teşekkür ediyoruz. Onları bir moral alkışa çünkü size bir şey olmazsa biz de yiyeceğiz yemek. Evet. İşiniz bir aile zor yani. O zaman alkışlarımızla yarışmacılarımızla masaya alalım efendim. Buyurun bakalım.
Cevahir teyzem geliyor. Buyurun, buyurun efendim, buyurun, buyurun. Cevahir teyzem gel. Fatma ablamız geliyor, Semih ablamız geliyor, Necmi ablamız geliyor. Buyurun efendim. Oo, hanımlar nasılsınız? İyiyim. Çok iyiyiz. Şuradan bakıldığı zaman manzara harika. Evet. Yemeklerin hepsi.